Herkese selamlar dostlar. 13 Ekim 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle videoyu attığınız beğenilerden dolayı çok teşekkür ederim. Artı 300 beğeni geldiği zaman sizlere bir adet ideal kombini vereceğim bilginize. 300 seviyesi bizim kombine seviyemizdir. 300 seviyesine ulaştığımız zaman da kombinler gelecektir. Çok teşekkürler. Yine aynı şekilde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Onunla başlayalım. Maç skoru yarışmamızda Hollanda ile Fransa. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Maçın indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 2-1'lik bir Fransa galibiyeti bekleniyor. Fakat ben 1-1 veya olursa indekse göre 2-1 de çıkabilir diye düşünüyorum. Ama 1-1'e biraz daha yakın olduğumu söyleyeyim ben sizlere. Sizler de yorumlara yazaraktan da yarışmaya katılmış olabilirsiniz. Bilen bir arkadaşımızı da katı Telegram gruplarımıza alırız. Her türlü soru, görüş, öneri için de benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Kangal Bey olaraktan da benimle buradan sorunuz, görüşünüz, eleştiriniz ne varsa gruplar hakkında bilgi almak isteyenler Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Şöyle tekrardan hafta sonu raporunu gösterelim. 7 Ekim ve 8 Ekim çok güzel geçmişti. Hafta sonunda zaten sonradan bir ara girdi. 3-4 gün boştu. Ama Euro Ligi'nde olmasıyla birlikte biz değerlendirelim. 7 ve 8 için tekrardan tebrikler, çok güzel geçti. Yani çok güzel mesajlar aldım. Özellikle pazar günü ideallerden ve yüksek oranların hepsinin gelmesiyle ve skorlara kadar bazı maçları yakalamamızla birlikte çok güzel kazanç elde edenler var. Tebrikler diyerekten geçelim. Yüksek misli seviyesi aynı şekilde devam ediyor. Euro Lig var ya, Euro Lig olduğu için biz onlarla yüksek misli yapacağız. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma, bugünlerde yüksek misliği yapmaya çalışacağız. Hatta şunu da bir söyleyeyim. Yarın için 12 Ekim için yüksek misli şimdiden zaten verildi. Ben de burada 13 Ekim'in videosunu çekiyorum. Bilginize yüksek misliler devam edecek. Euroleague'in olmasıyla birlikte. Yüksek misli canlımız da aynı şekilde Euroleague'den devam edecektir diye düşünüyorum. Basket maçlarını izleyeceğiz. Zaten editörle birlikte paylaşacağız biz maçları Yiğido'yla birlikte. Ona göre yüksek misli vermeye de burada devam edeceğiz. Yüksek misli canlı da yüksek misli seviyesinde olan bir yeniliktir. Ondan da bahsedelim. Herkes Açık Telegram kanalımızda açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da katılabilirsiniz. Burası ücretsizdir. 5700 kişi falan var sanırım bu grupta şu an. Burayı da ara ara ücretsiz tercihler ataraktan da maç önü NBA tarzı şeklerde. Sizler de aktif bir şekilde bahis oynuyorsanız da ücretsiz grubumuza girip sizler de ekstradan faydalanabilirsiniz. Gelir veya gelmez biz burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Sizlerden ricam artı 300 seviyesinde beğenilerinizdir. Beğeniler için şimdiden çok teşekkürler diyerekten de isterseniz başlayalım. Beğeniler attıysanız ilk mücadelemizde İrlanda ile Yunanistan karşılaşması. Güzel, zorlu bir mücadele. İrlanda'nın sert çocukları Yunanistanlara yiyecek mi bilmiyorum. Bakalım Yunanlılar bu maçta. Ama Yunanlıların ideal kadrosuna baktım. Eğer burada Pavlidis'i iyi besleyebilirlerse Yunanlar buradan bir puan çıkarmaya çalışır diye düşünüyorum ben. Özellikle puan durumuna baktığımız zaman da İrlanda'nın 3 puanı var. Burada Hollanda ile Fransa birbirleriyle maç yaparken Yunanistan'la burada mutlak kazanması. Özellikle şunu söyleyeyim. Kazanmak için oynayacak bir Yunanistan var. 1-0 öne geçerse zaten Yunanlılar bir gol atabilirse onun üstüne yatmasını iyi bilir. 2004'ü zaten hatırlıyorsunuz. Benim tercihim şu yönde olacak. Arkadaşlar Yunanistan kazanır mı bilmiyorum ama Yunanistan'ın diğer seçeneğinde yarı kazanırı var. Oranı da yüksek. 1.60'larda oranı var. Yunanistan herhangi bir yarıyı kazanır. Yayık yarıyı kazanır ya da ikinci yarı bilmiyorum. Mesela ilk yarı geri düşer 1-0. İkinci yarı berabere biter. İkinci yarı mesela 0-0'dan tekrar başlıyormuş gibi oluyor. 1-0 yeniyor, maç 1-1 bitiyor. Ama ikinci yarıyı burada Yunanistan kazandığı için 1.65 gibi bir oranı var. Yunanistan'ın burada ben yarı kazanmasını bekliyorum. Deplasman yarı kazanır oranı güzel bence. Maçın beklentisi ki benim de bence beklentim 1-1 ayarında bir beklenti çıkabilir. Maç skor ayarı onun da skorunu vermiş olan 1-1'lik bir beklenti de var. Hollanda ile Fransa karşılaşması. Fransızların ne kadar oyunu takar bilmiyorum. Zaten neredeyse gruptan çıkmayı kesinlediler gibi bir şey. Sanırım son 2-3 maç kaldı zaten. Fransa burada tabii ki favori. Kadrosundan kaynaklı. Şöyle ideal kadrosuna baktığımız zaman da Mbappe, Griezmann, sağda Dembele, ileride Giroud. Arkada Rabiot'la Tchouameni şeklinde gözüküyor. Kalede Meignan. Özellikle Hollanda'da Xavi Simons gerçekten çok formda. Onu geçtim. Hollanda'nın bekleri güzel iş yapıyor. Özellikle sağda Dumfries olacağı için yani sağ kanattan organize bir ataktan gol gelebilir. Stad Cruyff Arena mı? Aynen öyle. Hollanda'nın Cruyff Arena'sında oynanacak bir mücadele bu. Yine Hollanda'nın sahasının olmasından kaynaklı bir gol bulması beklenebilir. Mücadelelerin dediğim gibi skor beklentisi kendi beklentim 1-1. İndeks beklentisi 2-1'lik Fransa. Ben burada idealden 1.51 gibi orandan karşılıklı golü alabiliriz diye düşünüyorum. Karşılıklı gelecek goller değerlendirilebilir. Onun dışında biraz daha yüksek oran ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da yine burada 2-3 gol seçeneği var. Hem 1-1'e hem de 1-2'ye uygun olduğu için de mücadele geleneği 1.77 gibi orandan da
sizlere 2-3 gol tercihini önermek istiyorum. Özellikle Xavi Simons'un formda olması ve iyi bir futbol sergilemesi, ileride Bergwijn ile Malen olabilir belki ve kanatlarının da öyle olması, Fransa kalesinde bence pozisyon bulacaklardır. O şekilde değerlendirdiğimi belirteyim sizlere. Portekiz'de Slovakya maçı. Ben bu Slovakya'nın Portekiz maçıyla kendi evinde oynadığı mücadeleyi izlemiştim. 1-0 mağlup oldular o maçta. Şöyle istatistik göstereyim sizlere. O maçta bakın neredeyse dengeli bir oyun oynamaya çalıştılar. Yani iyi bir oyun vardı Slovaklarda. Slovakları yenmek zor. Özellikle kendi evlerinde. O maçta ben notlarımı almıştım. Hatırlayarak da bu maçı da aklıma alayım dedim. Portekiz kendi evinde kazanır mı? Kazanır. Burada zaten Ronaldo'lar vesaireler de sahada olabilirler. Puan durumuna baktığımız zaman da zaten Portekiz burada liderle götürdü. Olası bir galibiyet zaten burada işi bitirir. Mücadeleyi Portekiz kazanabilir. 1-0-9 gibi oranı var. Ama ben çok fazla gol beklemeyecek ki. Slovaklar iyi duracaktır burada. Yani erkenden gol yememeye çalışacaklardır. 4.5 altına 1. 1.35 seviyesinde bir oranı var. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler de 3.5 altında 1 yaparsa da 1.70'e kadar yükseltebilir. Benim skor beklentim 2-0-3-0 ayarında bir Portekiz galibiyetidir. Ama idealden 4.5 altına 1 almak iyidir. Yani biraz da oran yükseltmek isteyenler 3.5 altında da 1'i değerlendirebilirler. Diyerekten de söyleyeyim. İdeale yakın bir kadro olacaktır her iki takımda da. Euroleague'e geçtik. Euroleague'den devam edelim. Özellikle Kızıl Yıldız ilk maçında 94-73 binle yendi. Yani sağlam bir galibiyet aldı. Geçen sezondan Nedović kadroda ve özellikle Nedović'i geçtim. Kadroda Dusko Ivanović, yani teknikte koçlarıyla birlikte aynı şekilde devam ediyor. Geçen sezon iyi işler yapmıştı. Campazzo gitti sanırım Kızıl Yıldız'dan. Önemli bir eksiklik. Burada oranlar şöyleydi. 1.74'e 1.75 mi neydi? Oran sonradan Zalgiris adına favoriye dönmüş. 1.54'e kadar düşmüş Zalgiris adına. Zalgiris'te Euroleague'e baktığımız zaman da galibiyetle başladıklarını görmek mümkün. Şöyle ilk mücadeleyi deplasmanda Bologna'yı 82 sayı ataraktan aldılar. Ve Kızıl Yıldız'ın ben daha kaliteli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Ben burada Zalgiris'in kendi taraftarı zaten çok ateşli. Özellikle Litvanya'da, yani geçenlerde bir ara söylemiştim anlatırken. Hatta Dünya Kupası'nda söyledim sanırım Litvanya'nın. Çocuklar basketbol oynamak için doğar orada. Başka herhangi bir futbol, yani ön planda değil. Orada en önemli plan, en öndeki spor dalı basketboldur. Çok ateşli bir taraftarları var. Bunu sizler de mutlaka biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur diye düşünüyorum en kötü. Ben burada Kızıl Yıldız tarafındayım. Kızıl Yıldız maçı kazanır mı bilmiyorum ki kazanması da var bence. Biz sürprizini de öyle aldık. İdealden bahsedeyim önce. İdealden Kızıl Yıldız'ın burada deplasmanda 77 sayı atması. Deplasman 76.5 üstün oranı, 1.53 gibi oranı var. Kızıldız bence deplasmanda 77 sayı atar gibi geliyor. Onun dışında burada maçı Kızıldız kazanırsa da şaşırmayız. Mahsun 2'de 1.81 gibi orandan aldık. Yüksek orandan öneriyorum biraz da. 2'den 2 olursa da bunu da notlarıma aldım. 2.43 gibi orandan da bununla değerlendirmesini yapabiliriz. Bakalım, zorladık burada biraz. Risklisini biraz gerçekten zorladık. Olympiakos'la Barcelona mücadelesi. Vezenkov'un gittiğinden kaynaklı. Yani Olympiakos'ta bir güç kaybı olduğunu söylemek lazım. Barcelona'da Milotic gitti ama Hernan Gomez geldi. Öyle bir önemli detay var. Ama Olympiakos kendi taraftarı önünde ve özellikle son mücadelesinde Panay'a karşı maçı uzattılar. 74-74 uzatmalarda kazanmasını bildi. Olympiakos burada kazanmaya biraz daha yakın gibi. Ben ama ya dediğim gibi taraftan ziyade şöyle bir önerim olacaktır. Ev sahibinin sayısı olacak burada. Ev sahibi 77.5 üstün oranı, güzel bir oranı vardı. Ondan bahsedelim. Ev sahibi 77.5 üstün oranı, 1.51 gibi oranı var. Burada Olympiakos'un kendi evinde oynayacağı, atacağı 78 sayı bizlere idealdir diye düşünüyorum. Barcelona tabii ki savunma yeri geldiği zaman iyi yapabiliyor. Okey. Ama Olympiakos da burada boş değil. Özellikle Militino Dünya Kupası'nda çok iyi iş yaptı. Sırbistan milli takımında. Yine burada da Olympiakos'a katkı vermeye devam ediyor. Ben ev sahibinin yanındayım. Atacağı 78 sayı. Mücadeleyi de kazanırsa bizlere sürpriz olmaz, onu da belirteyim. 1.53'te onun oranı var zaten. Valencia ile Fenerbahçe-Beko mücadelesi. Şimdi Valencia son mücadelesinden Monaco'yu devirmesini bildi. Kendi evinde oynadığı bir mücadeleydi. İzledim o mücadeleyi. Jones orada gerçekten çok kritik anlarda ön plana çıktı. Fenerbahçe ve konunun son mücadelesinde karşı yaka maçı vardı. Biz o maçı yüksek misli yaptık. Ekranda zaten videonun başında görmüşsünüzdür. Matsun'u 1'e aldık. Dorsey ve Wilbekin'in olmayışı kaynaklı. Ama sanırım bu maçta olacaklar diye düşünüyorum. Ondan Fenerbahçe favori. Fakat Valencia'da Tam dilini söyleyemiyoruz adamın adına. Her neyse, onun kadroda olması bile takımda bir liderliği iyi bir şekilde yapıyor ki ilk Monaco maçında bunu gördük zaten. Ben burada Valencia tarafına şöyle gideceğim. Valencia kendi evinde olması kaynaklı da ev sahibi birinci yarıda 40 sayı atar diyorum. Oran 1.55.
Valencia'nın iki periyodun sonunda 40 sayı atmasını bekleyeceğim. Ev sahibi birinci yarı 39.5 üst. 1.55 gibi orana da bunu da bu şekilde değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlarda önermeye çalıştım. Videoya bir beğeni ve yorum bırakırsanız teşekkürler. Bu dönemlerde bile emek vererekten video çekmek kolay değil. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.